Speaking about fascism, you just mentioned the Hitler fascism. This is an issue important for Germans, and me as a German journalist, I would like to ask you this question. On your website, I read about the evil of Holocaust. You also link this to Darwinism. So you condemn the cruelties of Holocaust. On the other hand, many years ago, in the early 1990s, you published a book about the so-called Holocaust lie. What changed your mind? Soykırım yalanı Nuri Özbudak isimli bir arkadaşıma ait. O bana ait bir kitap değil. O kendi yazılarını bu isimle basmış. Biz sonradan bunu noterlikten protesto ederek kamuoyuna bunu açıkladık. Protesto edilmiş bir konudur. Hukuki bir girişimde bulunmadım ama sadece noterlikten protesto ettim. Protesto yazısı gönderdim noterlikten. Çünkü benim ismimi kullanılmış, kendi adıyla yayınlamış. Benim asıl kendi fikirlerimi ifade eden kitabım sonra çıktı. So you never denied the Holocaust. Naziler bir tek Musevileri değil, orada birçok insanı katlettiler ve büyük bir kitle katliamı yaptılar. Ama dindar Musevileri de acımasızca öldürdüler. Bunlar tabii ki Darwinist faşistlerin yaptığı acımasız bir uygulama. Bu bir gerçek. Ben bunu çok detaylı anlattım. Peygamber soyudur Hazreti İbrahim soyundan gelen bir kavimdir Museviler. Değerli insanlardır. Ben Musevileri çok severim. İshak, Yakup, İsmail, Hazreti Yusuf, Süleyman, bunlar hep bizim peygamberlerimizdir. Ve onlar da bu soydan gelmektedirler. Dolayısıyla Musevi soyunu ortadan kaldırmaya kalkanlar, Hazreti İbrahim soyunu ortadan kaldırmaya oluyorlar. Bir Müslümanın peygamber soyunu ortadan kaldırılması da sessiz kalması düşünülemez. Tabii ki tavır kor. Ben de bu konuda şiddetle tavır koyuyorum ve Musevilere karşı halen de baskı yapılmasını, onlara karşı yok etme eylemi yapılmasını, o ülkeden çıkarılmaları için her türlü yapılan eylemi şiddetle kabul etmiyorum ve karşı koyuyorum.